Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle BTC analizi e, yapacağız. Tabi yapmadan önce e, kanalımda bununla ilgili daha önce e, coinlerle ilgili analizler yapmadığımı görmüşsünüzdür mutlaka eski videolarıma baktığımızda. Ama Twitter hesabımda ben e, coinlerle ilgili, BTC ile ilgili e, açıklamalar, bilgilendirmeler yapmaya devam ediyorum açıkçası. Şöyle göstereyim. Bakın çok önceden yani hani geçen seneden beri Twitter hesabımda BTC ile ilgili yorumlamalar yapıyorum. Bakın bu mesela 10 Mayıs paylaşımım teknik ederini, daha önceki seviyelerini yani nerelerde neler yapılmış bunları hep paylaşmaya devam etmiştim. Sonra 10 Mayıs'tan sonra arkadaşlar Sarkman'ın bu bölgenin ayı tuzağı olmazsa teknik ederine kadar ineceğinin e, açıklamasını yapmıştım. Sonra devam ediyorum aynı şekilde arkadaşlar. Bakın yine uyarımı yaptım artık yukarıya atamıyor belli ki artık benden buraya kadar diyecek şeklinde arkadaşlar görüntü ve sonrasında olanlara bakalım. Ne zamanki paylaşım 10 Haziran paylaşımım arkadaşlar. 10 Haziran'dan sonraki arkadaşlar bir sonraki paylaşımım 4 Temmuz'da yapmışım. Daha doğrusu ben bunu arada paylaşımlar yaptım ama etiketlememişim muhtemelen. Şu bölgeyi gördüğünüzde arkadaşlar ben tam buradayken analizimi yapmıştım. 29.630.000 seviyelerinde bakın nereye gelmiş. Ve yine arkadaşlar sonuç olarak şu an bu bölgedeyiz. Ee, şimdi analize geçecek olursak, bakın bu bölgedeydik. Yine yükseliş geldi. Fakat, fakat arkadaşlar, hani teknik eder dediğim seviye var ya. Bakın, şu kırmızı seviye. Kırmızı seviyeden nokta atış e, satışını yedi ve yine bunu da e, ben profilimde. Bunu paylaştım arkadaşlar. Daha önceki paylaşımda düşüş konusunda uyarmıştım. Şimdi aynı şekilde kanal altı takılıyor diye. Ve sonra ne yaptı? Yeniden yukarıya attı. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Bakın, sizlere özür diliyorum bu arada. Şöyle göstermek isterim. Ee, son rally gelmeden önce arkadaşlar malın en yoğun toplandığı bölge şu sarı bölge arkadaşlar. Yani 8000 dolarla 9200 dolar arasında çok yoğun bir toplama bölgesi var arkadaşlar. Şöyle şu geçmiş bölgeden bahsediyorum. Şimdi e, insanlar sanıyor ki ya herkes zararda işte şuradan alanlar var, buradan alanlar var, şuradan alanlar var ya buradan alanlar var. Arkadaşlar babalar buralardan mallanmazlar. Babalar... Buralardan da mallanmazlar. Babalar her zaman bir önceki rallenin dibinden mallanırlar. Bir önceki rallenin dibinden mallanırlar. Bu bir önceki rallemiz. E bu bir önceki rallenin dip kısmı bu bölge arkadaşlar. Buradan mallandılar. Yani şimdi ee, bu kişiler... BTC'yi bu bölgeye kadar bassalar yani 12.000 ile 6.000 dolar arasına kadar bassalar arkadaşlar hiçbir şekilde doğru düzgün zararda zaten değiller. Değiller yani. O yüzden e, çok da şey böyle düşmez ya da ne bileyim işte çıkmaz, e, yıkılmaz, ölmez, bitmez tarzında kesin cümlelere açıkçası gerek yok. Yani işte buralardayken çığırtkanları biliyoruz arkadaşlar. Yukarı gidecek, 100 bin olacak, 200 bin olacak, şöyle olacak falan filan. E ne oldu? Düştü, teknik eder dediğimiz bölgeye geldi. Şimdi bakın, size şunu dile getirmek isterim. Biz eğer gerçekten çok iyi derecede dünya zengini bir insan değilsek dünya zengini olan insanların ayak izlerini takip edeceğiz. Ayak izleri arkadaşlar grafikteki hacim bölgeleridir. Hacim bölgeleri bize o babaların ayak izlerini verir. Bu bölgeler, bu çizdiğim bölgeler arkadaşlar hacimsel verilere dayanarak çizdiğim bölgelerdir. Ee, babalar bir ayak izi bırakacaksa Mecburen bunu hacimle yapmak zorundalar çünkü alış giriyorlar, satış giriyorlar, alış giriyorlar, satış giriyorlar. Alış ve satış nedir? Hacimdir. Hacimler arkadaşlar ee, bu babaların diğer tabirle balinaların ee, ayak izleridir. Biz ayak izlerini takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi size ee, şunu söyleyeyim yani bu e, yön olarak ne düşünüyorsunuz hocam dediğinizde şunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu çok da öyle e, altın gibi değerli bir hazine değil. Tamam güzel bir teknoloji ama şunun altını çizmek isterim. E, mükemmel değerli bir varlık olduğu için e, 60 bin 70 bin dolarları görmedi ne için gördü biliyor musunuz? Pandemi süreci geldi. Amerika dedi ki herkes rahat olsun ben piyasayı fonlayacağım dedi. Hiç sıkıntı yok dedi. Bastı parayı piyasaya verdi. Bastı parayı piyasaya verdi. Tarihinde olmadığı kadar piyasayı fonladı. Piyasada inanılmaz bir para bolluğu oluştu. Para nereye gideceğini şaşırdı. Coinlere gitti, borsalara gitti, oraya gitti, buraya gitti ve piyasalar şişti arkadaşlar. E şimdi tam tersi. Parasal sıkılaşma söylemleri var. Parasal genişleme bitti. Parasal sıkılaşma. Niye enflasyon artık vuruyor dünyayı? Parasal sıkılaşma söylemleri var. E o zaman arkadaşlar bu borsalardan paralar nasıl girdiyse tam tersi senaryoda da aynı şekilde çıkar. Borsalardan paralar çıkmaya başlıyor. Faiz arttırımları geliyor. Doğal olarak pa paralar yine piyasadan çıkmaya başlıyor. Ne zaman bu söylemler yani faiz arttırımı, parasal sıkılaşma, işte e, enflasyon devam ediyor söylemleri ne zaman biter? Söylemler şuna dönmeye başlar parasal sıkılaşmaya ara vereceğiz ya da faiz arttırımlarını bir süre durduracağız, enflasyonu şimdilik yenmiş gözüküyoruz, enflasyon baskısı ortadan kalkmış durumda bir süreliğine ya da ne bileyim işte hani bu tarz cümleler arkadaşlar ne zaman söylenmeye başlar? İşte o zaman parayı piyasadan çekmenin durduğunu ya da piyasaya para sürme olayının daha şimdilik olmadığını öğreniriz. Bir süre yataya bağlar o süreçte. Enflasyon bakarız, baskılanmıştır. Artık enflasyonik ortam kalmamıştır dünyada. Yavaştan yeniden küçük küçük fonlamaya başlar. Artık eskisi gibi bir fonlama olmaz. Yani bir olay olmalı bu fonlamanın olması için. Yeniden arkadaşlar piyasalara paralar girmeye başlar ve borsalar yeniden yükselmeye başlar. İşte biz bu genel tabloyu takip etmeliyiz. Grafik evet bize fikir verir e, seviyeler anlamında ama yön anlamında biz genel tabloyu bu şekilde takip etmeliyiz arkadaşlar. BTC konusundaki benim beklentim bu yüzden hala aşağı yönlü. Çünkü faiz arttırımları enflasyon baskısı hala, Devam ediyor arkadaşlar. Parasal sıkılaşma söylemleri hala devam ediyor. Zaten bu ay içerisinde yine bir FED faiz toplantısı var. Yine bir artış bekleniyor. Ee, faiz arttırımı bekleniyor arkadaşlar. Yani bunlar olmaya devam ettiği sürece e, yok işte dip yaptık yok şöyle oldu yok böyle. Zaten her gün bunun analizini yapmaya gerek yok. Her gün. Yok mea yukarı kesti, yok aşağı kesti, aha döndü, aha gitti, yok bollinger bantları. Ya bunlar fikir verir tabii ki ama her gün bunun analizini yapmaya gerek yok. Genel tablo ne ise ona uyacağız. Yukarı ya da aşağı tepkiler olur bu süreçte? E şurayı düşünün arkadaşlar. Bakın, e şurayı düşünün. Şuraya geldi, aha dip yaptık arkadaşlar, yukarı gidiyoruz. E ne oldu? Geri aşağı. Aha yeniden dip yaptık, ikili dip oldu arkadaşlar. Yukarı gitti... E geri aşağı. E ne oldu? Ta aşağı bastı. Teknik eder bölgesine kadar. Yani bu yüzden yukarı ya da aşağı hareketler kısa vadelerde tabii ki olabilir. E, ama tamamen yukarı yönlü bir hareket ya da tamamen aşağı yönlü bir hareket görebilmemiz için bizim arkadaşlar dünyadaki global söylemlerin değişmesi gerekli. Umarım anlatabilmişimdir ee, şu an için benim e, ekranımdaki bölgelerim yine bunlar yine bunlar yani e, söylemler değişirse buradan döner söylemler değişmezse daha da aşağı yani faiz artırımlarının devam edeceği, parasal sıklaşmanın devam edeceği söylemleri devam ederse daha da aşağı. E ne gibi mesela şu an euro dolar birebir oldu. 20 yıl sonra birebir oldu arkadaşlar. Denkleşti. 20 yıl sonra euro dolar paritesi. Yani 1 euro 1 dolar oldu. Şimdi ee, dolar bazında piyasadan para çekiliyor. Tamam. Bizim tutunacağımız ne var mesela? Eee... Şey olarak, rezerv para birimi olarak e, bir de Euro var mesela. E, peki Euro'da Avrupa bölgesi de faiz arttırımlarını hızlandırırsa ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Eurolarda da para piyasadan çekilecek. Parasal sıkılaşma daha da e, gözle görülür, hissedilir hale gelecek. Ne oldu? Piyasalardan para çıktı, borsalara para girmiyor artık yani. Daha da baskılanacak bu işte BTC'si şu su bu su. Sonuçta BTC bir tek e, dolarla alınmıyor, tetherle alınmıyor, euroyla da alınıyor, Japon yeniyle de alınıyor, Türk lirasıyla da alınıyor. Ama rezerv para birimlerinin gücüne bakarsak euro dolar olarak iki para birimini e, göz önünde bulundurursak arkadaşlar, Fed ...sert faiz artırımlarına devam ediyor. Dolar bazında piyasadan çıkıyor zaten dolar. Bir de euro sertleşmeye başlarsa... ...bu piyasaların düşüş bazında önünü alamayız. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur arkadaşlar BTC ile ilgili. Benim düşüncelerim bu yönde... ...hani... ...bu röportaj adam var ya... ...umarım yanılırım diyor. <laughs> umarım yanılırım demiştim ve yanıldım... ...dediğim oldu. Herkesi... E, ...yanıldığım konusunda da... E, ...zaten... E, ...uyarmıştım falan şeklinde. Arkadaşlar umarım yanılırım falan... E, ...yok. Grafik ve genel anlamda küresel tablo... ...ne diyorsa... E, ...ben size onu aktarmaya çalışıyorum. E, bunlar benim... E, kendi yönlendirmem ya da dünyayı yönlendirmem değil, dünyanın yönü nereye gidiyorsa onu yorumlamam diyeyim size. E, bu şekilde e, bir yorumum var arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Tekrardan iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.